Merhabalar, bugün sizlerle birlikte güllaç yapacağız. Güllaç yapımıza geçmeden önce malzemelerimizi sayalım. Bir paket güllacımız, ardından şerbetimiz için 8,5 su bardağı sütümüz, 3 su bardağı şekerimiz ve 1 çay kaşığı vanilyamız var. İç harcımız için çilek, muz ve ceviz kullanacağım. Tabii ki siz bunu isteğinize göre farklılaştırabilirsiniz. Haydi şimdi yapalım. Şimdi ilk olarak şerbetimizi hazırlayacağız. Çünkü güllaçlarımızın ıslatabilmemiz için şerbetimizin ne çok sıcak ne de çok soğuk, yani parmak yakmayacak derecede bir ılıklıkta olması gerekiyor. Bu yüzden şimdi şerbetimizi yapacağız birlikte. İlk olarak şekerimi ilave ediyorum. Ardından sütümü ilave edeceğim. Şimdi bunu ocağa almadan önce bir karıştıracağım burada. Şimdi ocağımıza geçebiliriz. Altını böyle kısık ateşte açacağım. Şekerim eriyene kadar ve istediğim ılıklığa gelene kadar bunu bu şekilde karıştıracağım ve inmesini 2 dakika kala şekerli vanilyasını da ekleyeceğim ve daha sonra ocağımın altını kapatacağım. Evet, şimdi şekerimiz eridi ve istediğim sıcaklığa da ılıklığa da geldi. Şimdi vanilyamı ekleyeceğim. Son bir kez altını kapatmadan karıştırıyorum. Şimdi altını kapatabiliriz. Şerbetim olurken o sırada ben meyvelerimi küçük küçük küpler halinde doğradım. Şimdi güllacımızı birleştirebiliriz. İlk başta tepsimin altına böyle çok azıcık bir süt ekleyeceğim. Daha sonrasında güllaç yapraklarımı bu şekilde koyuyorum. Ve tekrardan üzerine sütümü ilave ediyorum. Her yerlerine süt gelmesine dikkat ediyoruz bu aşamada. Bu şekilde ıslattıktan sonra üzerine şimdi tekrardan güzel çapraklarımı yerleştireceğim. Ben güzel çapraklarımın bazılarını ikiye, bazılarını da dörde böldüm. Yine yapraklarımın üzerinden sütünü döküyorum. Bu işlemi yarıya gelene kadar uygulayacağım ve daha sonrasında iç harcımızı ekleyeceğiz. Şimdi de meyvelerimizi ekleyeceğiz.
Yani şu şekilde ekleyeyim. Her yerine gelecek şekilde. Şimdi de çileğimi ilave ediyorum. Evet, şimdi bütün iç malzemelerimizi ekledik. Bundan sonraki işlemde güllaç yaprağımızı ve sütümüzü ilave edeceğiz. Bu işlem güllaç yapraklarımızı bitene kadar devam edecek. Daha sonrasında servis aşamasında görüşmek üzere. Böylelikle güllacımızı hazırlamış olduk. Akşam yemeğinden sonra hafif bir şekilde tüketebileceğiniz bir tatlıdır. Ve bir sonraki tarifler videosunda görüşmek üzere.